Çanakkale Savaşları'nın kahramanlarından Müstecip Onbaşı mezarı başında anıldı. Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Orhaniye köyünde 1891 yılında dünyaya gelen ve Çanakkale'de topçu olarak görev yapan Müstecip Onbaşı, 30 Ekim 1915'te Gelibolu Yarımadası'ndaki Akbaş mevkisinde gerçekleştirdiği top atışıyla Turkuaz denizaltısının teslim alınmasını sağladı. Bu kıyafetlerle nasıl böyle görüyorsak Rabbim şehitlere komşu eylesin hepini. Bursa Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Orhaniye Köyü'nde düzenlenen anma törenine Gençleşen Türküler Proje Topluluğu üyeleri ve Bursa Erkek Lisesi öğrencileri katıldı. 15'liler saygı alayı gerçekleştiren asker üniformalı öğrenciler, savaşın ardından köyüne dönen ve 1959 yılında hayatını kaybeden Müstecip Onbaşı'nın kabrini ziyaret etti ve kabri başında dua etti. Etkinliğe katılan Bursa Kent Konseyi Şairler Yazarlar Çalışma Grubu Başkanı ve 22. dönem AK Parti Bursa Milletvekili Faruk Ambarcıoğlu, Müstecip Onbaşı'nın Çanakkale'nin adı çok bilinmeyen kahramanlarından olduğunu anlattı. Bir sabah vakti 30 Ekim 1915'e bağlayan bir sabah vaktinde Müstecip Onbaşı'mız, Ozan Onbaşı değildir henüz, Müstecip ismiyle bildiğimiz bu kahramanımız, periskobu görür ve vaktin darlığından dolayı derhal 7.50'lik topuyla ateş eder. Ve periskop parçalanınca Fransızın Turkuaz isimli bu denizaltısı su yüzüne çıkmak zorunda kalır ve içindeki 28 subay ve askeriyle beraber teslim olurlar. Bu yeryüzünde eşi benzeri görülmedik bir olaydır. Yani dünyanın hiçbir yerinde hiçbir asker, hiçbir komutan tek başına bir denizaltıyı esir alabilmiş değildir. İçindeki hemen askerlerimiz tabii taarruza geçerler. İçindeki belgeleri, gizli belgelere ulaşırlar. Bu belgelerden bir tanesi çok önemlidir. O belgelerden birisinde E-20 isimli İngiliz denizaltısıyla belli bir koordinatta buluşacaklar ve Çanakkale'yi, İstanbul'u bombardıma edeceklerdi. Yani Müstecip Onbaşı'mız bilmeyerek de olsa Türkiye'yi, Anadolu'yu büyük bir felaketten kurtarmış gerçek bir kahramandır.